Herkese merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün PES 20'nin kariyer modu ile karşınızdayım. FIFA 20 beni çıldırttı, kafayı yedirtti derken en son atmış olduğum PES videoma abi lütfen madem kariyerde FIFA'yı sevmiyorsun o zaman PES ile devam et dediniz ve ben de sizin isteğinizi kırmadım. PES 20 ile devam edeceğiz. Arkadaşlar dün gece, bu arada şu Zico'yu bir seçelim. Dün gece kardeşimle beraber yaklaşık 3 saate yakın bir süre oynadık. Beni en ufak bir şey rahatsız etmedi bu oyunda. PES diyorum, başka bir şey demiyorum. Şimdi oyunda çok yeni olduğum için orta seviyede oynayacağım biraz. 8 dakika yapıp şuradaki para birimini de euro yaptıktan sonra bir başlayalım. Daha öncesinde sizlere bir video çekmiştim ama bu başlama videosu değildi. Sadece bir kıyaslama videosuydu. O yüzden şimdi başlıyoruz efendim. Şunu söylemem lazım, burada müzikleri kapatmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi müzikler direkt telife dahil ve direkt YouTube müsaade etmiyor. Yani iki tane, üç tane telif seçenekleri var. İşte bir tanesinde gelirler size gelmiyor. İşte telif sahibi firmaya gidiyor vesaire. Burada direkt abi yükleyemezsin diyor. Yani öyle sert telif haklarıyla korunuyor şu anda PES'teki müzikler. Dolayısıyla o kısmı geçiyoruz. Şimdi güzel güzel transferlerimiz olacak. Biliyorsunuz FIFA 20'de Thiago Almada bana, yani beni böyle mest ediyordu resmen. O yüzden FIFA 20'de kullanmış olduğumuz Thiago'yu tekrar PES 20'de kullanmaya çalışacağız. Şampiyonluğu kazanacağız diyelim, şöyle ciddi, nasıl söyleyeyim, hani sert ve kararlı bir şekilde şampiyonluk bizimdir diyoruz ve iyi bir gösteri yapmak istiyoruz. Zico'nun futbol anlayışıdır bu. Abi çok güzel bir sunumu var gerçekten. Ben PES'i çok daha fazla seviyorum. FIFA'dan artık bıkmıştım. Çok üzgünüm. FIFA'yı severler var içinizde biliyorum. Hepsine çok büyük saygım var ama ben PES'çiyim acı. Şimdi öncelikle görüşmeler kısmına girip hemen Thiago Almada'ya bir selamun aleyküm diyelim bakalım. Önceliğim Almada. Ne kadar paramız var ona da bak. Bak 13 milyon euro paramız var abi, görüyor musun? Mis. Gerçekten mis. Thiago Almada ne kadar fiyatı hemen bir bakalım. Oha 12 milyon. Oğlum nasıl ya? Şöyle yapacağız abi, dur. Hemen transfer edemeyeceğiz belli ki. Şimdi ben Vedat Muriç'ten çok oyunlarda memnun değilim arkadaşlar. Öncelikle Nabil Dirar, seni bir transfer politikasından listeye koyalım. Bu bir. Jailson, seni de transfer listesine koyacağım kardeşim. Ozan Tufan, seni de koyacağım. Ondan sonra bir kanat futbolcu, bir forvet alabiliriz belki. Ki forvet gerekecek gibi. Şunu da gönderelim. Gary Rodriguez'in değeri 7 milyon dolar. Arkadaşlar bu oyunda şöyle bir şey var. İlginç bir şekilde Gary Rodriguez bizde kiralık olmasına rağmen biz bu futbolcuyu satabiliyoruz. Max Kruse, güle güle. Güle güle. Ben yeni Fenerbahçe'mde sizleri istemiyorum arkadaşlar. Çok üzgünüm. Simon Falet hadi kalsın bakalım. Yedek olsun. Tolga Arslan'ı gönderelim arkadaşlar. Tolga Arslan da bize Ersun Yanal abimizin, hocamızın güzel bir hediyesi olarak kaldı diyelim. Şuradan hemen Mehmet Ekici'yi de koyacağım. Mehmet Ekici'nin yeteneklerine çok inanan, ya çok seven bir adam ama maalesef o da olmadı bir arkadaşlar. Yani sakatlıklar, fizik, kalite falan derken Mehmet Ekici'yi kaybettik. Şimdi bir kere şu zamanı ileri alacağız ve satmaya çalıştığımız futbolculara teklif gelecek mi? Ona bir bakalım. Ki umarım gelir. Ve geldi gibi. Evet, burada bir görüşme günü gerçekleşecek takım yönetiminden. Bakalım kim kimi istiyormuş. Oo, Luis Gustavo'ya 6 milyon euro teklif ettiler ama Luis Gustavo şu takımdan göndereceğim en son adam. Sporting de burada Gary Rodriguez için 5 milyon euro, 5,5 milyon euro vermek istemiş. Biz de ona hemen bir karşı teklifle 8 milyon euro verirse ben de kiralık olan adamı ona verebileceğimi söyledim. Adil Rami'yi hayatta vermem. Adil Rami benim en son satacağım adam. Ben de kiralık olan adamı vallahi oynatabiliyoruz. Şimdi öncelikle Almada'ya tekrar bir teklif yapalım biz. Bakalım ne olacak artık. Denemedik demeyiz en azından, değil mi? Şu parayı verelim bakalım. Hatta bir sonraki satışından da %15 verelim. %20 çok fazla olacak. 12 milyon euro zaten para veriyoruz herife. Umarım kendisini kadromuza katabiliriz. Benim en sevdiğim futbolcular içerisinde gerçekten. FIFA 20'de yani şahane işler yapıyordu. Kariyeri takip edenler bilir.
Gerçekten çok 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 güzel işler yapıyordu. Takım yönetimine gidelim. Sonuçsuz kalmış. Çok güzel. Thiago Almada'yı alamadık. Ama benim takımımdaki futbolculara transfer teklif var. Oğlum benim satışa koyduğum adamlar hariç herkese teklif geliyor, iyi mi? Geri Rodriguez'e verdi mi? 7 milyon euro veriyor. Ben bu şartları kabul ederim reis. Hadi bakayım. Şimdi Thiago Almada'nın fiyatını arttırabiliriz artık. Ben zaten bu şeyi de sevmiyorum. Geri Rodriguez'i de sevmiyorum. Onun yerine Deniz Türüç oynatırım. Hiç gerek yok valla. Şöyle gelelim bakalım. Kimet yine transfer teklifi gelmiş. Tolga Ersan'a 945 bin. Bunu bir kabul edelim arkadaşlar. Tamam. Artık Thiago Almada'yı alırız diye düşünüyorum. Hemen gelişmiş arama kısmından o Almada alınacak. Adamın dibi. Thiago Almada. Gel bakalım oğlum. En son yapmış olduğum transfer teklifi reddedildi. Biraz daha şöyle üzerine çıkalım. 14 milyon dolar ve %10 para verelim. Bakalım ne diyecekler. Gerçekten merakla bekliyorum. De La Vega diye bir futbolcumuz vardı. Ama o değildi. Apia. Erwin Apia. Bak çok kaliteli bir transfer olabilir arkadaşlar. Erwin Apia. İşte buradasın sen. Burada bir tane daha Apia var. Bu kim lan böyle? Bu da hızlıymış ha. Hatta bu daha iyiymiş. Allah Allah. Erwin Apia beni biraz düşündürttü. Şu an şöyle bir profiline baktığımda pek iyi göremedim arkadaşlar. O yüzden devam edelim. Zamanı ileri al diyelim bakalım. Şimdi ilk Süper Lig maçımıza çıkacağız. Süper Toto. Süper Lig başlıyor arkadaşlar. Süper Toto değil. Spor Toto Süper Lig. Bunun da ismini söylemek neden bana bu kadar zor geliyor acaba? Böyle hızlı bir şekilde. Ve Arthur Zico Fenerbahçe'nin biliyorsunuz göz bebeği menajer olarak ilk maçına çıkıyor. Koçum benim. Taraftarları gururlandıracağız. Hiç şüpheniz olmasın. Şu oyun sesini biraz kısayım size gelmesin. Onların yapmış olduğu tezahüratlara karşılık inşallah verebiliriz dedik. Hemen oyun planına bir gidelim şöyle. Vedat Muriç. Tabii ki bu değişecek. Şunu hemen bir el atalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz şimdi? İlk işimiz tabii ki şu Tolga Ciğerci'yi sol açıkta kullanmamak. Oraya arkadaşlar biz kimi koyarız? Şöyle bir düşünüyorum. Lan gerekirse Mevlüt Erdinç'i koyarım oraya. Zayt'sı koyarım. Yine Tolga Ciğerci'yi oynatmam. Ozan Tufan orada kalsın bakalım şimdilik. Yedeklerde başka kim var? Burayı geçiyoruz abi. Evet şimdi stopere Adil Rami'yi koyuyoruz arkadaşlar. Olmazsa olmaz tabii ki. Ve Hasan Ali Kaldırım bu oyunda gerçekten bayağı iyi. Nabil Dirar'ı istemiyorum. Umarım güzel bir başlangıç yapabiliriz. Henüz istediğim transferleri gerçekleştiremedim. Bakalım. İşte toplantıyı gerçekleştiriyor. Soyunma odasında maç başlamadan önce Zico futbolcularına gazı vermeye başladı. Şimdi burada maalesef müzik sesini kapattığım için atmosfer sesi de gidiyor demiştim arkadaşlar. Orada bayağı güzel sesler vardı arka planda. Alkışlıyorlar, bir şeyler yapıyorlar, birbirlerini gaza getiriyorlar vesaire. Onları sizinle paylaşamadım. Artık ona yapacak bir şey yok efendim. Devam edelim. PES 20 kariyerimize bundan sonra devam etmeyi düşünüyoruz. En azından bir sezon bitireceğim. Bak sonunda başaracağım. Bir futbol daha bir sezon bitireceğim sonunda. Evet. Ama inanın benim böyle severek oynadığım bir oyun olması gerekiyordu. Ana Ozan Tufan'a bak ne kadar benziyor. Hey maşallah küçük İbo gibi görünüyor gerçi biraz ama olsun. Ve şimdi Vedat Muriç ile Fenerbahçe maça başlıyor. Orta alanda topla buluşan Ozan Tufan. Kendisinden çok şey bekliyoruz. Koş oğlum. Çok güzel Deniz Türüç. Deniz Türüç gitti. Sağ ayakla yaptı ortasını. Vur oğlum. Vay yavrum vay vay vay. Max Kruse'den çok güzel bir voley. Bakın. Sağ taraftan Deniz Türüç topu getirdi. Yaptı ortasını. Wow, çok güzel, çok güzel. Vallahi bak, çok seviyorum bu PES 20'yi ya. Yani PES'in en iyi oyunu olabilir bu. Yani bilmiyorum, öyle düşünüyorum. En iyi PES futbolu sanırım bu olsa gerek. Hasan Ali. Şimdi topla oynadı. Miha Zayt. Onu da sol kanatta izliyoruz bugün. Koşuyu gördü. Çok güzel bir top. Şimdi Kruse. Kruse biraz ağır kaldı tabii ki. Önüne top atılması gereken bir futbolcu değil. Serdar Aziz vurdurma oğlum. Serdar Aziz daha dikkatli. Hadi hadi hadi. O toplara vurdurma. Topla buluşan Fernandez. Orada baskıyı yapan Vedat Muriç. Dikmek zorunda kaldılar.
Kendi evimizdeyiz Kasımpaşa. Bakalım ne kadar direnebilecek bu iştahlı Fenerbahçe karşısında. Ozan Tufan. Aferin sana oğlum İzdar. Şimdi topla buluştu Ozan. Orta alanda Max Kruse'yi denedi ama kütük gibi bir pas attı. Aferin Ozan. Şimdi Gustavo. Gustavo bırakmak istedi ama o da kötü bir pas attı. Kasımpaşa şimdi topla buluştu. Fernandez. Orta alanda Hayradonvic. Tarkan serbest. Bas oğlum, bas 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 bas. Basın lan. Her yerde iki kişi basacağız. Bas oğlum, bas. Lan ne güzel ekart ettiler beni burada ya. Bravo lan Adil Rami. Son anda dokundu. Adamın dibisin be Adil. Senin kıymetini bilemedik ya şu takım. Vallahi sana katlanamadı ya o Ersun Yanal. Birazcık şöyle form tutmanı bekleyemedi ya. Helal olsun diyorum kendisine yine. Bas bas bas. Gördüğünüz gibi Fenerbahçe lige baskılı bir futbolla başlamak istiyor. Orada vurdurma oğlum. Aferin sana Adil. Tek top çok güzel. Şimdi orada gösterdi. Vedat Muriç. Üstüne gitti. Kalecinin üzerine gitti. Muriç ilk şutunu attı Süper Lig'de. Gel oğlum gel, önde oynayın. Önde oynayın, önde oynayın. Ozan Tufan. Koçum benim. Saçları bir tuhaf ya. Gri gibi. Bak yine uzun oynuyorlar bunlar. Ne oldu lan? Offside. Herhalde offside'a kaldı adam. Evet. Allah Allah dedim, ne oluyor? Şimdi orta alanda topla buluşan isim Serdar Aziz. Baktı Gustavo'yu gördü. Luis Gustavo Fenerbahçe'nin gerçekten en etkili futbolcusu. Zayt bıraktı şimdi Hasan Ali Kaldırım. Tekrar geriye döndüler. Max Kruse. Miha Zayt değil. Ozan Tufan. Kötü bir şut attı. Olsun, dene oğlum dene. Real Madrid'de bir golü var ki. Aman Allah'ım. Gerçekten sezon başında Real Madrid maçı var Ozan Tufan'ın. Mükemmel bir maçtı. Keşke hep öyle oynasa. Bravo. Bravo Serdar Aziz. Rakibinin üzerinden çıktı vurdu resmen. Topla buluşan İzla. Şimdi orta alanda Ozan. Bak bak bak, boşluğa bak. Mükemmel gördü orada Max Kruse. Şimdi sol kanatta Miha Zayt. Çekerse tehlikeli olabilir. Çekti topu. Attı pasını da. Çok güzel. Max Kruse. Vurdurmadılar. Vurdurmadılar. Aferin. Aa biraz evet. Biraz sert bir müdahale oldu bence de. Ya hocam hemen sarı kart. Hemen ya. Yapma hocam ya. Dur daha ilk faulü bu çocuğun ya. Bakalım. Ya bırak hocam Allah aşkına. Şu pozisyona da sarı kart verdin ya. Bak üzdün bizi be. Veysel Sarı değil mi şu yanımda durdum? Muhtemelen oydu. Ya futbolcuları direkt ayırt edebiliyorsun. O kadar benziyorlar. Max Kruse bıraktı şimdi. Bindiren Ozan. Ozan bırakmak istedi. Bıraktı da sayılır. Bravo bravo. Oha. Oğlum yani Vedat'tan böyle topu nasıl alabiliyorlar? Yani Vedat kuvvetli bir futbolcu. Gustavo'nun yanından geçti top. Bas oğlum bas. Kimi gördü lan orada? Kuzum ne yaptın? Yoldayım abim, Bolu'yu geçtik işte. Nasıl gidiyorsun? Bu ne lan? Ha çekiyor. Ters mi gidiyorsun lan? Çekildeyim ama. Oğlum neler yaşıyorum ben ya. Vallahi başına bir o gelmedi dikey. Ters ters. Ters ters gitmek nasılmış? Oğlum baksana. ne kadar aldılar? Hadi ya. Ya ben bir salaklık ettim. Ya salaklık değildi aslında. Hani olay buraları gelecek tahmin etmeliymiş. Anladım. Ben tabii canım. Nerede? Gece geldi. Bundan 2-3 saat önce. Peki. Bağlantıda hani, sorun var mı? Anlamıyorum. Şu anda geliyor mu sesin? Evet, şimdi geliyor. Evet. Dedim ne kadar götürürsün abi? Dedim 300'e götürürüm. Tamam. Amına koyayım, ben gitmedim salak gibi, para yok diye. Aklıma gelmedi, beynim durdu o anda.
Ha. Neyse, o acaba varmış, tamam. Tabii canım, yapacak bir şey yok, oldu artık. Tamam, ben video çekiyorum abim. Sen böyle ters ters git bakayım. Hadi görüşürüz. Hadi ben de öptüm. Bay bay. Üç, iki, bir. Şöyle hemen Adi Rami ile oynayalım bakalım. Adi Rami. Ama maç bitti muhtemelen. Şöyle dikeyim arkadaşlar. Hemen ikinci yarıya doğru gidelim ya. Ulan Kuruize, ne yapıyorsun? Topu niye bırakıyorsun oğlum? Evet, hemen ikinci yarıya başlayalım. Luis Gustavo'yu görüyorsunuz. Fenerbahçe kendi evinde seyircisi karşısında Kasımpaşa ile oynuyor. %52'lik bir topa hakim olma oranıyla maça devam ediyor Fenerbahçeli futbolcular. Bakalım ikinci yarıda golle tanışabilecek mi Zico'nun öğrencileri? Zico, adamsın Zico. Şimdi Ozan. Ozan Tufan bıraktı. Luis Gustavo. Solda bir boşluk var. Bıraktı, Zayt'la oynadı. Zayt şimdi gördü Kruse'yi. Kruse bıraktı içeri. Vur oğlum. Aman be. Deniz Türüç. Oğlum nasıl bir gol lan bu? Kaleci herhalde topu görmedi ha. Vallahi ikinci yarıya golle başladı Fenerbahçe. İşte bu haber çok güzel bir haber. Bravo çocuklar. PES 20 kariyerimiz bomba gibi başladı. Daha hala herhangi bir futbolcu transfer edemedik ama onu da gerçekleştireceğiz. Thiago Alma da bu takımın yıldızı olacak inşallah. İşte görün bakın. Oğlum bu çok ilginç bir gol. He, tabii görmemiş kaleci topu arkadaşlar. Önündeki savunma oyuncusundan dolayı Deniz Türüç ligin ilk golünü attı. Kendisi için de çok anlamlı bir gol çünkü Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçında golünü atıyor Deniz Türüç. Ben severim bu arada Deniz Türüç'ü. Bas oğlum, at oğlum önüne. Ya hocam, benim önümdeyken top pası attırtmıyor, faul yapıyor ama yani. Aferin lan. Bir an kaptırdım sandım ha. Topla buluşan Hasan Ali. Şimdi oynadı Kruse. Kruse de baktı Vedat'a. Vedat kötü döndü, kötü döndü. Oğlum bunlar hep uzun oynuyorlar. Şimdi topla buluşan isim. Oo hocam. Luis Gustavo'ya faul yapıldı. Çok güzel top sakladı orada Gustavo ve faulü resmen aldı diyebiliriz rakibine karşı. Hemen yanında yine topla buluşan Gustavo. Sağ tarafta Deniz Türüç. O da bıraktı İzla. İzla da bıraktı. Şimdi Deniz Türüç çok güzel vurur oradan ama olmadı. Deniz Türüç'ün sol ayağı gerçekten çok etkili bir futbolcu. Normal mevkisi arkadaşlar Deniz Türüç'ün forvet arkası. Serbest. Hani sağ açıkta oynuyorsa bile serbest oynar Deniz Türüç normalde. Fenerbahçe'de sol beke kadar izledik yani. Tabii ki ihtiyaç dahilinde mecbur olunduğu için oynadı Deniz Türüç. Çok yönlü bir futbolcu. Ben severim Deniz Türüç'ü. Ah geçemedim be. Geçemedim. Şimdi ikinci yarıda birazdan hatta şimdi yapalım. Şuradayken bir yapalım arkadaşlar. Çünkü oyun durduğu zaman hiç vakit kaybetmeden oyuncular gelsin. Hemen Ferdi Kadıoğlu'nu göreceğiz. Kimin yerine? Zayt'sin yerine göreceğiz. Bence Ferdi'yi sol açıkta düşünebiliriz sezon boyunca. Vedat yerine Mevlüt'ü oynatalım bakalım. Mevlüt nasıl olacak acaba? Mevlüt de iyi bir futbolcu bence. Mehmet Ekici'yi de Ozan Tufan'ın yerine oyuna alacağım. Bir göreceğim ya şöyle. Tek top oyna. Aferin sana. Aman kaptırma. Aziz. Serdar Aziz sol kanatta, şimdi Hasan Ali kaldırım. Koşusu var orada Zayt'ın. Zayt aldı önüne. Yaptı ortaya ama savunmadan top kornere çıktı. Şimdi oyuncu değişiklikleri gerçekleştirilecek. Fenerbahçe'de 3 oyuncu değişikliği birden gerçekleştirildi. Dakika 70 orta geldi. Kafa gelir mi? Gelmedi. Ferdi Kadıoğlu topla buluştu. Çok güzel döndü hemen. Ferdi döndü. Ferdi bir yere kadar dedi. Bir yere kadar dedi. Kasımpaşa savunması orada hemen müdahaleyi gerçekleştirdi. Ve şimdi Kasımpaşa hatanı izleyebiliriz ama İzla o kadar çabuk geldi ki. Bravo. Orta alanda şimdi Serdar Aziz. Baktı. Luis Gustavo'yu gördü. Gustavo çok güzel gitti. Solda bir boşluk var. Yine mükemmel oldu. Ferdi Kadıoğlu çok güzel döndü. Ferdi vur lan. Kötü vurdun Ferdi'ciğim. Biraz kötü oldu canım. Olsun ama hareketli ha. Ferdi böyle oyuna hareketli başladı. O hoşuma gitti. Hasan Ali. Şimdi top isteyen Kruse vardı. Onu attı. Ulan adam hemen geldi bastı Hasan abi. Al onu Kruse. Bak Kruse'yi bak. Hatta atarken de söylüyorum. Ben orada Kruse'yi gördüm. Daha sanki kime attın canım benim be. Vurdurma. Aferin sana.
Bravo Serdar Aziz. Yemin ederim Terminator ya. En iyi Türk stoper olabilir. Ligimizde yani. Yoksa tabii ki Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, onları saymıyorum. Dakika 83. Bir sürpriz istemiyor Fenerbahçe. Garanti oynamanın derdinde. Kendi sahasında, seyircisi önünde 1-0 önde sarı lacivertler. Bu çok güzel. Topa rakip takım müdahale eder, benden alır, ben de hemen müdahale edeyim diye X'e bastım. Lakin herifler benden ayağım, yani benim ayağımdan topu almamış. Dolayısıyla böyle saçma bir şey yaşandı. Şimdi yine topla buluşan Kasımpaşa yine yüksek toplarla gelmeye çalışıyorlar. Ama bir türlü istedikleri gibi indiremediler topu, çünkü savunmamda gerçekten çok iyi, çok etkili iki isim var derken Mevlüt'ün koşusu var. Çok güzel bir top oldu. Mevlüt Erdinç olmadı. Mevlüt Erdinç'ten çok kötü bir bitirici vuruş geldi. Bitiremeyici vuruş oldu bu biraz. Mevlütçüm, gerçekten beni hayal kırıklığına uğrattın. Ama olsun. Oyuna yeni girmişti. Daha topla ilk buluşması ve Fenerbahçe şu anda gayet güzel Zico ile birlikte ilk maçında 3 puanla tanıştığını bildi. %54'e %46 topa sahip olma oranında bir üstünlüğümüz var. Adamların hiç şutu yok. Bu çok iyi bir şey. Bizim 9 tane şutumuzun 7'si bulmuş. Pas oranı da 91 pas yapmışız. 77'si başarılı olmuş arkadaşlar. Yani ilk maç için fena değil gibi. Şimdi orta seviye zorlukta oynuyorum ama kendimi biraz daha geliştirdiğim zaman, PES'e biraz daha adapte olduğum zaman o zorluk derecesini biz biliyorsunuz FIFA'da olduğu gibi top seviyesine çekeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şimdi şu transferlere bir yoğunlaşalım. Yapmamız gereken transferlerimiz var biliyorsunuz. Sezon da kapanmaması lazım. Thiago geldi mi abi lütfen? Thiago'ya hala bir haber yok. Max Kruzevic, of, 10 milyon dolar teklif. 10 milyon dolar. Al al. Oha, çok sağlam paramız oldu ha şu an. Hemen bir transfer yapalım. Aha. Ha yok, buradan haber bekliyoruz hala. Arkadaşlar şey vardı, Acheampong vardı benim, Acheampong ya. Nerede o? Acheampong. Aa, Kudüs vardı, Kudüs dur. Durun arkadaşlar, hemen şu Kudüs'ü çekelim. Muhammed Kudüs. Aha bak, bulduk valla. Gel koçum benim, gel. Transfer görüşmelerini başlat diyelim. Ana, parasına bak la. Al. 1.260. Satın almadan da %10 verelim bunlara. Oğlum çok iyi lan. Fiyatı bayağı uygun fiyatlıymış bak. Beğendim. Acheampong vardı değil mi? O var mıdır acaba? Ache çıkar yazarsak çıkar sanırım. FIFA'da gerçekten o da taşıyordu beni. Şöyle bir bakalım. Aha gördüm. Bak. İşte bu. Oğlum hızına bakın. Abo. Transfer görüşmelerini başlat diyelim. 7,5 milyon dolar. Vay. Şuna da tamam, hadi 2 yıllık olsun. Bakalım 7,5 milyon dolara verecekler mi arkadaşlar? 31 milyon dolar şu anda bütçemiz var. Benim aslında sol açığa bir futbolcu almam lazım. Ya şu yetenek metenek istemiyorum abi. Ben kendi yeteneklerimi kendim bulurum. Devam. Yetenek avcılığınızı istemiyorum sizin. Evet, görüşme günü geldi, çattı. Umarım Thiago Almada'dan da güzel bir haber alırız diyelim. Bakıyoruz. Abi kabul. Kabul. Oh! İşte bu. Thiago Almada tekrar Fenerbahçe'de. Acheampong'a ne diyor? Ha, bu daha beklemede. Bu da daha beklemede. Güzel. Thiago Almada Fenerbahçe forması giyecek. Gerçekten çok heyecanlandım. Arkadaşlar bakın, yazın bir kenara. Hem FIFA'da hem PES'te üzerinde iyice duruyorum ben bu Thiago Almada'nın. Göreceksiniz, bu çocuk çok büyük bir futbolcu olacak bak. Dünyada böyle duyacaksınız. İlk benden duymuş olacaksınız. İşte Thiago Almada. Ya bilenleriniz vardır tabii ki. Futbola çok böyle detaylı işte takip eden arkadaşlar Thiago Almada'yı biliyorlardır zaten. Ve işte Zico'yla ilk tanışması Thiago Almada'nın. Aferin çocuk. Takım elbiseyi giymiş gelmiş. Beyaz Pele'nin karşısına çıkıyor sonuçta. O yüzden sevdim ben seni bak. Hemen bakalım buradaki... Aa, bize teklif var. Ozan Tufan'a teklif var arkadaşlar. Kusura bakmayın da Ozan'ı da o paradan size hayatta satmam. Öncelikle Ozan'a şu parayı vereceksin. Artı %55 satmak istemiyorum da o yüzden böyle yapıyorum. Çünkü az önce fena değildi gibi geldi. Thiago Almada işte burada. Koçum benim be. Ha, şuraya bir bakalım şimdi. Acheampong ne diyor? 8 milyon dolar. Bu ne diyor?
Evet, ikisi de olur abi. Şartları kabul. Kabul. Gel abi. Açempong. Bakalım kendisi de FIFA'da olduğu kadar etkili mi? Şartları kabul et diyelim arkadaşlar. Ana 1.360 onu da aldık. Vallahi 3 tane transfer yaptık. Bir anda 3 tane transferi yapmış olduk. 7 milyon euro da transfer bütçemiz var arkadaşlar. Oyun planından Vedat Muriç'i iptal edeceğim transfer olayını. Çünkü Muriç'i satarsak önümüzdeki sene satarız ya. Yanlış mıyım? Oğlum futbolculara niye gidemedim? Neyse. İleri devam edelim bakalım. Bir teklif gelirse reddederiz ya. Şimdi ikinci maçımıza yeni transferlerimizle çıkacağız. Messi yılın oyuncusu ödülünü aldı. Tebrik ediyorum kendisini. Aferin Messi. Ve işte kim geliyor şimdi? Achiampong. Koçum benim. Kabile üyesi Achiampong. Sol açıkta kendisine ihtiyacımız olacak. Zico gerçekten çok mutlu. Yeni transferler takıma katıldı. Gerçekten ama gerçekten çok mutlu. Alanyaspor Mehmet Ekici'yi istiyormuş. Görüşmeleri sona erdir diyeceğim. Mehmet Ekici de vermiyorum o paraya. Kusura bakmayın. O paraya da vermem yani. Vallahi Kudüs Mudüs de geldi. Şimdi hemen şu takıma bir el atalım arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni futbolcularımız var. Hemen şöyle yapalım. Öncelikle Tiago almadı. Koçum benim. Gel abi. Gel. Achiampong. Gel bakayım. Zayt'sin yerine oynatacağım seni de. Kudüs'te Ozan Tufan'la yer değişecek. Evet, bu şekilde bir kadro düşünüyorum. Deniz Türüç yerine bir futbolcu daha alınabilir aslında sağ açığa. Ozan Tufan'ı hemen bir kadroya dahil edeyim ben. Kimi çıkartalım? Şunu çıkartalım abi. Bu ne bu kadar fazla kaleci? Sağlık Çiftpınar da şunun yerine gelsin. Alper, Emre Belözoğlu. Zayt gel oğlum gel. Emre de yedekmiş. Öyle olmaz. Tolga Ciğerci'nin yerine Emre Belözoğlu'nu şuraya koyalım. Murat Sağlam da sağ bekte alternatif olsun bize. O yüzden onu da Mehmet Ekici ile değiştireceğim. Mehmet Ekici'ye sanırım çok şans vermeyeceğim gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi bir tane daha kanat futbolcusu görüşmelerine başlasak fena olmayacak gibi. Onu da Ervin Apiah'ı deneyeceğim abi. Ervin Apiah'ı deneyeceğim. Tutarsa çünkü iyi fiyatlara satıyoruz bu oyunlarda. Hani kariyer oyunlarında bu futbolcular böyle tuttuğu zaman iyi fiyata gidiyorlar. Sağ açıkta Ervin Apiah transfer görüşmelerini başlat diyelim bakalım. 4 milyon dolar sana. Şu parayı verelim bakalım. Bu arada sözleşme 1 yıl değil. Sözleşme sana 3 yıl. Haydi bakalım. O da gelirse eğer hücum hattında hemen hemen bütün futbolcuları değiştirmiş olacağız. Bir tek Vedat Muriç kalacak gibi görünüyor. Ve şimdi deplasmanda Fenerbahçe Yeni Malatyaspor'la oynayacak. Hemen bakalım takım yönetimi diyelim. Bizden birine transfer teklifi geldi. Vedat Muriç'e 11 milyon euro geldi. Aa, West Ham'dan bu arada Cahilson'a teklif var. Al abi. Cahilson'u alabilirsin. Ama Vedat'ı vermeyeceğim. Vedat çünkü başka forvetim yok. Görüşmeleri sona erdir diyelim. Burada Cahilson'u göndereceğiz. Ozan Tufan'a bir teklif daha var. Ozan Tufan'ın da teklifine bir bakalım. Bunun ne kadar varmış bizde? Daha 2023'e kadar sözleşmesi devam ediyor arkadaşlar. O yüzden kalsın. Evet. Zamanı ileri alalım ve maça gidelim arkadaşlar. Artık tekrar şöyle bir oyun planına bakıyoruz. Sağ tarafta Deniz Türüç, Thiago Almada, Achiampong ve Vedat Muriç dörtlüsünü izliyor olacağız. Haydi bakalım Bismillah. Gerçekten heyecanlandım. Başlama vuruşu diyelim. O ne biçim bir tipti lan? Herifin saçları yemin ediyorum Street Fighter'daki Guile gibiydi. Şimdi yeni transferlerimiz umarım iyi çıkarlar. Thiago Almada'dan benim hiçbir şüphem yok ama Achiampong ve Kudüs'ten şüphelerim var. İnşallah PES'te, FIFA'da olduğu gibi burada da iyilerdir diyelim. Ve deplasmandayız arkadaşlar. Yeni Malatyaspor Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Bakalım nasıl bir mücadele olacak Umut Bulut. Fenerbahçe'nin korkulu rüyası. Ne çektik biz bu Umut Bulut'tan be. Bunlar uzun oynuyor. Aferin aferin uzun oynuyor oğlum. Thiago Almada topla ilk buluşması. Haydi bakalım çocuk adam. Daha 18 yaşında. Lan ne yaptın oğlum? Kudüs de az önce topa ilk dokunmasını gerçekleştirdi. Thiago Almada. Çok güzel döndü Vedat. Şimdi solda bir boşluk. Achiampong. Haydi Achiampong. Haydi oğlum haydi oğlum. Senden çok şey bekliyoruz. Hadi aslanım. Şimdi
adam kabileden, kabile hayatından çıktı geldi. O yüzden onun da biraz alışması süre alacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Oho! Kudüs geldi ve topu takımına kazandırdı. Luis Gustavo. Şimdi Thiago Almada. Sol tarafta bir boşluk var. Acheampong ile oynadı. Acheampong çok süratli. Attı pasını. Vedat Muriç üzerine gitti. Fenerbahçe yine ilk şut atan takım oldu. Vedat biraz etkisiz bir şut çıkarttı ama olsun. Olsun, vurdurma. Gustavo bu sefer savunmada. Aferin sana Gustavo be. At oğlum sola. Önüne. Heh şöyle. Tek top. Ona değil be. At. Vedat Muriç. İşte bu. Vedat Muriç. Teknik direktörü Zico'yu şaşırtmadı. Bravo Vedat. Oğlum ne koydu be? Dam diye vurdu. Bravo. İşte Zico Vedat Muriç'i tebrik ediyor. Şöyle bir izleyelim. İşte Deniz Türüç gerçekten çok güzel taşıdı topu. Yeni bir transfer gelene kadar kanatta kendisini izliyoruz. Vedat çok net bir vuruş yaptı. Sağ aşağıya doğru gerçekten sol ayağıyla mükemmel bir şut attı. Fenerbahçe şimdi 1-0 önde. Bakalım yine uzun oynayalım. Aferin. Umut Bulut'a doğru uzun oynuyorlar ama yemiyor. Şu ana kadar yemedi. Bas. Eyvah yedi. Eyvah. Ulan Umut. Allah'tan kötü vurdu. İşte görüyorsunuz Altay nasıl sinirlendi. Nasıl kaçırırsınız diyor. Yüksek toplarda bizim bu topları kesinlikle rakibe vermememiz lazım. Topla buluşan isim Adil Rami. Sağ kanatta şimdi topla buluştu İzla. Deniz Türüç. Koşu yapan Kudüs. Oynadı onunla. Kudüs çok güzel sıyrıldı. İçeri bıraktı. Vedat Muriç. Yine kalecinin üstüne gitti ama gerçekten çok sert bir şut çıkarttı. Topla buluşan isim Kudüs. Thiago Almada. Vur oğlum. Güzel. Almada'dan çok ümitliyiz. Tek top. Çok güzel. Oyna. Bindiren Hasan Ali. Şimdi Acheampong tekrar top almak istedi. Oğlum Acheampong attım ben ama yani bilemedim. Vurdurma. Bravo Adil Rami. Bırak çıksın. Çok güzel. Fenerbahçe etkili başladı ve 1-0 önde zaten şu anda. Hasan Ali. Şimdi çok güzel aldı o. Aferin sana çocuk be. Vur lan bir bakayım nasıl vuruyorsun. Evet yani çok zırvaladım. Evet yani buradan da bu şut olmaz yani. Hiç kimse Thiago Almada'ya bir şey diyemez. Biraz fazla abarttık. Çok heyecanlıyım Thiago'yu Fenerbahçe'ye tekrar kazandırdığım için. Çok güzel sıyrıldı Thiago. Şimdi Acheampong. Vedat orada şut atıp pas yapmak istedim. Fake atsın, çalım atsın diye ama olmadı. Eyvah. Yine Umut. Ama bu sefer bravo sana. Bravo Serdar Aziz. Şimdi topla buluşan isim Thiago Almada. Çok süratli çıktı. Oynadı Vedat Muriç'le. Vedat gitti. Bırak onun önüne. Ah be. Geçmedi. Oğlum ne yaptı lan bu? Ben müdahale etmek için X'e basılı tutuldum ama top Kudüs'e gelmiş ve orada böyle bir şey yaptı yani. Sonuna kadar bastığımız için tabii. İzla vurdu kafayı. Çok güzel be. Güzel gelmek istiyor. Şimdi Fenerbahçe atakta. Thiago Almada çok güzel çekti. Lan ne oldu lan? Ulan ilk yarı bitti. Thiago Almada'dan şu ana kadar memnunum abi. Çünkü topu ayağına aldığı zaman belli ediyor yani adam. İş yapacak. Çok net. Şimdi Vedat Muriç Fenerbahçe'nin ve Avrupa piyasasının diyelim son zamanlarda bulunması en zor özelliklerine sahip forvetlerinden bir tanesi Vedat. Muhammed Kudüs. Kudüs çok güzel gitti oraya ama oğlum çok değişik bir isim var. Kudüs yani. Kudüs. O ne lan? Telaffuz etmesi çok ilginç. Fenerbahçe'nin gerçekten gol atmaya ihtiyacı var diyor. Şimdi sağ kanata bir boşluk var. Attı Thiago oraya. Thiago tekrar topla buluşmak istedi ve buluştu. Thiago Almada. Ne oldu lan orada bir yere çarptı.
Sanırım Vedat'la çarpıştı orada top. Vedat baskı yapıyor. Şimdi Bifuma. Bifuma'nın saçlarına bak. Çok iyi ya. Thiago şimdi baktı sol tarafta Acheampong bomboş. Çok güzel bir top oldu. Acheampong ilk başta at onun önüne. Vur bakayım Kudüs. Olmadı. Kudüs de yalnız var ya. Bayağı yokluyor yani kaleyi. Yalnız bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Gerçekten yani eşekten inip Ferrari'ye binmiş gibi hissediyorum kendimi FIFA'dan PES'e geçtikten sonra. Bu benim düşüncem. Sakın kızmayın. Hani FIFA'yı tabii ki daha çok seven isimler vardır içinizde. Ancak benim hissettiğim bu yönde abi. Yani PES 20'nin yanında bence FIFA'nın esamesi bile okunmaz bak. O kadar beğendim PES 20'yi. Ki benim ilk PES 20 videomu belki hatırlarsınız, videonun başlığı bok gibi oyun arkadaşlar. PES 20 online betasındayken abi öyle rezaletti ki ben de bunu dile getirdim. Ya iğrenç de oyun yani. Abuk subuk hatalar falan. Abi oyun süper olmuş şu an. Tam sürümünde. O yüzden hakkını verelim şimdi. Kötüye kötü, iyiye iyi diyorum. Hadi lan ve vurun. Olmadı, olmadı. FIFA'yı sevenlere söyleyecek hiçbir şeyim yok. Herkesin kişisel zevki, sonuçta iki tane futbol oyunu var. Ve kimileri PES'i, kimileri FIFA'yı sevecek. Ben boşu boşuna FIFA'ya para verip, o kadar para verip almışım diyorum. Ve Fenerbahçe 1-0'lık üstünlüğünü sürdürmeye devam ediyor. Yeni transferleriyle birlikte bugün sahada. Çok güzel sakladı topu. Abi ben tek top oynamak istedim ama olmadı. Peki. Luis Gustavo gerçekten dinamo gibi. At oğlum, çok güzel. Sen de at, çok güzel. Ah be, soluma doğru çekip öyle bir şut atmak istedim ama arkadaşlar. Eyvah, eyvah, eyvah. Ulan önüne geçtim halbuki. Gerçekten geçtim. Hayır, hayır. Oh. Ne yaptın lan değişik saçlı? Oğlum ne gol kaçırdılar ha. Bifuma. Yamyam'ın oğlan. Şimdi topla buluşan isim Serdar. Sol kanatta Hasan Ali. Acheampong kendisini çok göremedik bugün. Attı şimdi. Çok güzel bıraktı Thiago Almada'ya. Thiago Almada baktı içeride. Vedat Muriç bomboş. Vedat aldı. Düzeltti, vurdu. Mükemmel bir gol. Thiago Almada gelir gelmez asistini yaptı. Vedat Muriç ikinci golüne bu akşam mükemmel bir golle ulaştı. Tebrik ediyorum Vedat'cığım. Bakın. Sol kanattan Thiago'dan mükemmel bir orta. Vedat şöyle bir baktı. Sol ayağıyla vuracak gibi yapıp fake attı. Ondan sonra sağ ayağıyla sağ köşeye bırakıp kaleciyi mağlup etmeyi başardı. Bravo Vedat. Fenerbahçe taraftarlarına gerçekten formda bir takım olduğu izlenimini vermiş olsa gerek. İkinci maçında da yine galibiyetle yoluna devam ediyor sarı lacivertli takım. Muhammed Kudus. Thiago Almada baktı şimdi araya bırakmak istedi ama koşuyu yapmamıştı Vedat. O yüzden kötü bir pas oldu bu. Gustavo bıraktı Kudus'a. Kudus da tek top bıraktı, çok güzel. Şimdi geliyorlar. Muhammed Kudus çok güzel bir çalım. İkinci çalımı da çok iyi ama orada faul olması lazım ama yok, değilmiş. Peki. Genelde topların hiçbirini kaçırmadı. Bravo Acheampong. Acheampong, Acheampong biraz ayağından fazla Acheampong be. Ayağından çok açıyorum. Pong. Eyvah 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 eyvah. Kale kale. Ulan kaleci kendi çıktı. Yemin ediyorum kendisi inisiyatif kullanıp çıktı ha. Tebrik ederim. Oo hocam. 18 yaşındayız diye bizim ağzımıza basıp duruyorlar. Hayırdır ha. Ver kartı hocam ya. Hadi bakayım evine. Arjantinli sert hareketlere maruz kalacak gibi görünüyor Süper Lig'de. Çok teknik bir futbolcu gerçekten. Mükemmel bir pas. Oğlum o nasıl oldu ya? Allah'tan bitirdik. Evet arkadaşlar, bu mücadelenin de sonuna geldik. İşte Vedat Muriç lige gol krallığı damgasını vuracağım diyor. Rakip takım da Vedat'ı yine gördüğünüz gibi tebrik ediyor. Ve bu videonun da bu şekilde sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. PES 20 kariyerini inşallah bitireceğiz bu sene. Bir tane sezon bitireceğim diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, takipte kalın. Bye bye.